izin verilmesi, ilişkin teklifin görüşülmesidir. Belediyemiz tarafından 25.11.2020 tarihli protokol kapsamında yapılan kültür ve taziye evine Toroslar Belediyesi Selahattin Oynar Kültür ve Taziye Evi isminin verilmesi hususunda gerekli karar alınmasını arzu ve teklif ederim. Aziz Avşin Yılmaz Belediye Başkanı. Mevlana Mahallemizde Oynar ailesi tarafından Taziye ve Kültür Evi yapıldı. Bu Taziye ve Kültür Evi'ne Selahattin Oynar Kültür ve Taziye Evi isminin verilmesi konusu meclisimize getirdik. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. etap 1/1 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı içerisinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 8/8/2023 tarih ve 357 sayılı kararıyla onaylanan Toroslar ilçesi Karahisarlı Mahallesi 126 ada 17 parsel eski 712 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesidir. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir hafta sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz. Zaten etkinliklerle anacağız. Bu vesileyle de Kasım ayında anmış olalım. Şu yaşadığımız olaylar son dönemde Orta Doğu'da ne kadar büyük bir insan olduğunu, devlet adamı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Filistin'de yaklaşık bir aydır insanlık dışı vahşet devam ediyor. Dünyanın gözünün içine baka baka canlı yayında. Çocuklar ölüyor, siviller ölüyor. Dünya da bunu izliyor. Öyle ya da böyle herkesin bir gerekçesi var, bir şeyi var. Bunu da tekrar kınıyoruz. Hakikaten birçok olayda, birçok şeyde şunu söylüyoruz. Ya 2000'li yıllara geldik, bu çağda olur mu böyle şey? Oluyor. İnşallah bunun da en kısa zamanda durmasını, durdurulmasını diliyoruz. Şu zaman şöyle oldu, bu zaman böyle oldu, 47'de böyle oldu, 60'da böyle oldu. Bunlar işin detayı, işin esası şimdi şu anda insanlığın bir araya gelmesi gereken nokta sivillerin bombalanması, öldürülmesi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Verilen kararların şehrimize hayırlar getirmesi.